Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Ala Resulina Muhammedin salavat Sevgili canım kardeşlerim şimdi bir hem bir soru sormuştu hem ona cevap vereyim hem de bir tespite vesile olsun. Şimdi Mestevi Nuriye ve bazı, diğer bazı yerlerde şöyle bir şey tespit ettim. Mesela Mestevi 130'da var. Şimdi genel yani. Şimdi bir beden var, bir ruh var. Beden ve ruh var. Bedenle ruh ilişkisini şöyle anlat, misal veriyor usta bu manada. Diyor ki bir binanın içindesin mesela. Sen şimdi bu dersi beni dinlerken ya arabadasın ya binanın içindesin. Şimdi binanı, binaya hiç benziyor musun? Yani senin duyguların, hissiyatın, itikadın, korkun, maneviyat benzemiyor. Yani seni sen yapan özellikle şu oturduğun mülk edindiğin binaya benzemiyorsun. Bina. Ha, aynı böyle. Yani ruh sensin, oturduğun bina beden. Fakat beden e, bu kadar ruha göre basit. Fakat ruhun inkişafı bu alemi şehadette bu beden vasıtasıyla olduğu için gene ruha uygun bir beden. Bedenin de e, beden hazır zamana mupteladır. Baktım ne gördüm bu beden denilen şu ceset e, mazi ve müstakbelden kopuk özelliği var buna nefis deniliyor e, bu nefsin isteği var sana bir şeyler söylüyor mantıksız şeyler söylemiyor yani seni kandıracak şeyler de söylüyor. Bu nefsin aklını gördüm külliyatta nefsin aklı heva nefsin kalbi ise his sevez, nefsin nefsi ise hazır lezzete müptela. Nefsin de düşmanı bela ve musibet hastalıklar. Şimdi mesle, şey, Emirdağ 244'te birinci Emirdağ'da e, bu bedene fazla emniyet verirsen bedenle alakalı hissi, nefsi, cisim yani bu bedene ta bedenle alakalı olan hisler çok öne çıkıyor. Hissi nefis cisim galebe eder diyor. Zavrettir mecburiyet var der. Ruh ve kalbi susturur. Doktoru bu ilaçları var ya. Müstebit yani sanki ilah emredi yani Allah emreder ibadet eder gibi doktorları bu hale getirir yani ilahlaştırır doktorlar olur ilah ilaçları da Emir 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 nameleri yapar peki burada kalsa keşke e, korku damarı ile yapılıyor bu şimdi buraya kadar e, biliyorsunuz yani Risale-i Nur okuyanlar biliyor e, çaresine kalp ve ruhu mevzularla meşgul olmak Hissi nefsi cismin galebesine sebep olanlardan, ortamlardan ve farfaralı propagandacılardan, felaket tellallarından, haberlerinden, videolarından uzak durmak. Senin vehmini tahrik edecek, mesela kızacaksın ama test yaptırmamak, zaten efamın var, niye tahrik ediyorsun? Tahrik ediyorsun kendini. Yani ben bir doktordan işitmiştim. Ee, yani o bir alet var ya buruna sokuluyor. İstersem sana negatif çıkartırım diyor. Teste istersen pozitif çıkartırım diyor. Yani bu genel değildir. Ölçü değildir. Ama kardeşim vücut her şeyi aşacak bir durumda. Bediüzzaman Hazretleri'nin 8 defa zehirlenmiş. Ya yani Ona has. Ona has değil arkadaşlar. Bu beden beden kardeşim e, his öne çok çıkartırsak bedene bendersek putlaştırırsak e, bedenle taluk eden bir korku var. Korkuyu çok pompalıyorlar. Korku eskide derler fazla ileri giderse öd ödü patlar. Öt öd biliyorsunuz bir böyle bir cihazı içi zehir dolu. Öt patladı mı vücut zehirleniyor. <laughs> Onun için korku damarı e, ustadımız Hucumati Sitte'de insan bu asır insanların altı tane en zayıf damarı şeytan insi ve cinninin tuttuğu en zayıf damarı altı tane zaaf damarı var. Bir tanesi hubucaktır, Yani kaptan en son çıkacak ahlaktır der i̇mam Gazali. Baş olma sevdası. İkinci korku hastalık damarı. Korku damarı ile Gemliyorlar yani. Ne yapıyor? İçi içine balon gibi oluyor. Korku korku damarı. Peki korku damarı ne oluyor? Balon gibi oluyor böyle bir çıktı mı? Atmosfer gibi sanki dağda sis ve bu, bulutun içinde kalıyormuş gibi öyle ne halet bırakıyor, ne iştah bırakıyor, ne anlayış bırakıyor, ne feraset bırakıyor, ne te teslim tevekkül bırakıyor böyle bir şey. Nasıl çıkacaksın bundan? Kardeşim senin kalbin ve ruhun e, mazi yani mazisiz misin şimdiye kadar? İstikbalin yok mudur? E, fırsat vermeyeceksin hissiyat insaniyenin galebe etmesine. Hissiyatlar zaman hazire mupteladır. E, hissiyatlar nedir böyle? Hastalık hissi nedir biliyor musunuz? Maziye sağır, istikbale kördür. Duydunuz mu bu cümleyi? Yani bedensel bu korkular ölüm korkusu korona moralı, maziye sar mazisi sanki yok istikbale kördür sanki. Yani peki Kur'an ne diyor bu şeye? Benden korkun diyor. Benden hakkıyla korkmasanız korkuluklarınızdan emin etmem. Yani peki altında okudum da Kur'an'da çıkarttığım manayı söylüyorum. Siz diyor cihadı ve dünya hayatını o kadar sevdiniz ki diyor ölümü kerih görüyorsunuz. Demek ki hayatı dünyayı hayatı dünyeviyi perestiş eder gibi kalbe girerse o nispetle ölüm korkusu olur. Ölüm korkusu Kur'an'a göre kalbe dünyanın inmesidir. Cihadı ve ölümü çok kerih görüyorsunuz. Çünkü kalbinize diyor sirayet etmiş. Yani kupkuru süngere suyun girmesi gibi. Oysa Ölüm bir teristir. Tebdili mekandır. Tahvili vücuttur. itlak ruhtur. Yani zindani dünyadan bostani cinana çıkmaya bir vesiledir. Davettir, nöbettir. Ama acayip o kadar ehli dünya pompalamış ki hayatı dünya, dünyayı ve bedensel hayatı esas yaptırmış. Putlaştırmış. Aman ha! Aman ha! Bu... Şu oldum korkun korun oldum. Olsa ne olacak ya? Olsa ne olacak ya? Yani esas korkulması gereken yerden korkmasan korkulmayacağı şeyler seni köleleştirir. İmanı kazanma veya kaybetme davası açılmış. Korkulacak mesele bu. İmanı kazanma veya kaybetme açılmış. Biz bu, bu dünyaya muhtela olmaya gelmedik ki, ebedi yaşamaya gelmedik ki. Burada bir vazifemiz var. Vazifeni hakkıyla yapacaksın. Bu dünyada ne kadar kalacağını, nasıl yaşayacağını senin işin değil ki. Kainatın sahibi ve kainatın patronunun işi. Son şeyi söylüyorum. E, i̇ksirli formül. Bir, böyle meselelerde... ...hissiyatı, e, nefsaniye cisim, hissi, nefsi cisim galebe etmemesi için kalp ve ruhun dairesinde hareket etmek için bir e, teslim iki tevekkül, üç itimat kanaat. Ne demek? Teslim, seleme doğru yaşamak sünnet-i seniyeyi uygun yaşamak ona uygun elimizden geldiği kadar yakın yaşamak tevekkül, kainatın sahibi kainattan ve insandan takip ettiği gayeye göre kendi hayatına ve kainattaki hayata bakmak. Yani şu hayatına, hayatı sana veren zat-ı hayu kayıma göre hayatına bakmak. Burada tevekkül. Üç, itimat. Kainatın sahibinin tasarrufunda hiçbir şey kendi başına değildir. Her şey kontrol altındadır. Tesadüf yoktur. Hiçbir şey tesadüf yoktur. Her şey kontrol altındadır. Zalim beşerin eliyle Cenab-ı Hak bunları ikaz ediyor. Ne oldu teslim? Sünnet-i seni elimizden geldiği kadar hayatımızda uygulamak. Tevekkül. sana hayatı veren zatı hayu kayıma göre hayatına bakmak. Bu da dördüncü şua. üç. itimat. Allah'a itimat etmek. Dört, Allah'a kanaat etmek. Allah kainata rububiyet ediyor. İdare ediyor. Malikel mülk. Mülkün sahifi yeten fi mülki keyfe Mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Zalim beşeri muktedir zannetmeyin. Oo, yok kardeşim. Şartı adidir. Sebeplerden bir tanesidir. Esas işin başında olan Cenab-ı Hak'tır. Allah'tan gafil olmamak lazım. Onun için bu tür şeylerde Risale-i Nur'un mevzularını tefekkürle bak mesela ben şu anda defterin 326. sayfasındayım. Ee, şualar şu 675'i okuyorum. 675'te okuyorum. Akibeti görmeyen bir direm hazır lezzetilerde bir batman. Lezzetlere tercih eden isyat insane var. Akıl ve fikir susturuyor. Onu okuyorum. Yani Risale-i Nur düz olmuyor, olmuyor işte. Al kalemini, bazı notları al, çıkarımlar yap, meşgul ol. 123 Kastamonu'da dünyada rahat ehli Onlar için de Risale-i talebeleridir. Onlar içinde de teslim ve tevekkülü olan yani Risale-i ciddi meşgul olanlardır diyor. 249 Kastamonu'da da toplumsal bu korku, hastalık korkusu bana da sirayet etti diyor. Bak 249'da diyor. Ya bana da sirayet etti. Sana da eder. Peki çağır. Alacaksın. Alacaksın. Kalemini notlar alarak okuyacaksın. Geceniz mübarek olsun. Allah hepimize şifa versin. Eli dünyanın propagandasından hıfz eylesin. Ve Risale-i Nur'a ciddi müteveccih olsun. Meşgule ottırsın. Hizbul Kur'an okuyun. Her gün cüzünü okuyun. Risale-i Nur'u defterine kısmen hoşuna giden cümleleri notları alarak oku Rab, hiç o balon seni içine almaya çalışan o korku balonu Vallahi gider yani itimat edin Ben de bu toplum içinde yaşıyorum bıraktığım zaman nasıl balonlandığını nasıl kolonlandığımı nasıl beni içine aldığını ki 249 Kaslam'da bana da sirayet etti diyor ancak Risale-i Nur'a ciddi meşgul olanlarda olmuyor diyor Peki ne için olmuyor e, ee, şualar kaçtım. Şualar 591 miydi? Dabetular. İsrafat ve suistimalattan tecenüpleriyle ve imanın bereketiyle kurtulurlar diyor. Yani ömrümüzü suistimal etmeyeceğiz, israf etmeyeceğiz. Bak, israfat ve suistimalattan tecenüp. İki imanın bereketi. İmanın bereketi nedir? İman nurdur hem kuvvettir. Kuvvet mazimizi, nur ise istikbalimizi tenvir ediyor sanki biz kendi başımıza bırakmışız. Kendimizi kendimiz korumayla vazifeliyiz. Hayır. Biz bu dünyaya imanı kazanma ve kaybetme davası başımıza açılarak gelmiş. Esas dava budur. Ötekisi değildir yani. Bu, bu ana temada ne kadar uzak olursak Allah bedensel hislere bizi hapsettiriyor işte. Ceza işte bu. El ceza mincin silamel. Ceza nedir? Yaptığımız hata cinsinden geliyor. Selamun Aleyküm sevgili kardeşlerim. Risale-i Nur'la ciddi mütevecci ol. Endişe etme.